Tabii. Ayşe Hanım teyze, buradaki doğal gazı ne zaman, ocağını açtığı zaman kullanabilecek? İnşallah. Şimdi zaten biz 20 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı, bu arkamda görmüş olduğunuz Filios doğal gaz işleme tesisine getirmiş olacağız. Akabinde de zaten 1-2 hafta içerisinde burada kalibrasyon ve proseslerle ilgili bazı kontrollerimiz var. Mayıs ayı itibariyle de fiilen artık ocaklarımızda kullanılır hale gelmiş olacak. BOTAŞ üzerinden, BOTAŞ yani üzerinden sisteme dağıtılacak. Türkiye'nin ulusal şebekesine, evet, ağına bağlanmış olacak. Yani 20 Nisan'da bu tesise gelmiş oluyor. Mayıs başı itibariyle de sisteme kullanıma arz etmiş olacağız. Peki şimdi tabii en önemli şeylerden biri, yani hepimiz açısından en büyük gider kalemlerimizden biri enerji. Nasıl ülkemiz açısından öyleyse, bireysel olarak da öyle. İnsanların doğalgazı, elektriğe ödedikleri rakamlar az değil ve toplam bütçe içinde ciddi bir yer tutuyor. Vatandaşlarımızın daha uygun şartlarla indirimli veya dünya ölçeğinde bakıldığı zaman daha elverişli rakamlarla doğalgaz kullanımı bu tesis aracılığıyla, bu yatırım aracılığıyla mümkün olacak mı? Biz projeye ilk başladığımız andan itibaren bir taraftan da tabii maliyet kontrolleri de yapıyoruz. Gerek o gündeki yapmış olduğumuz hesaplamalar, gerek bugün gelmiş olduğumuz noktada baktığımızda doğalgazın, yerli doğalgazın üretim maliyeti ithal doğalgaza göre daha iyi olacak. Bunu görüyoruz, söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Yaklaşık bir oran verebilir miyiz? Oran şu anda vermeyelim isterseniz. Çünkü şöyle kafaları karıştırabilir. BOTAŞ özellikle konut tarafında, efendim küçük işletmeler tarafında sübvansiyon da uyguladığı için baktığımızda o belki bir, yani uluslararası piyasadaki fiyatlarla mukayese anlamında kafaları karıştırabilir. Ama maliyetler bazında, yani ithalat kalemindeki maliyetle üretim kalemindeki maliyet bazında baktığımızda önemli avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Buna vatandaşımız nasıl şahit olacak? Şimdi 20 Nisan'da inşallah Cumhurbaşkanımız da, öyle tahmin ediyorum, izleyicilerimizin, vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek bir müjdeyi de paylaşmış olacak. En çok merak edilen şeylerden... 3 nokta diyelim. Şimdi efendim, zaten birkaç haftadır muhtelif böyle senaryolar üzerinden kamuoyu fikir yürütmeye, akıl yürütmeye çalışıyor. Evet. Acaba buradan nasıl bir müjde gelebilir diye. Bir büyük müjde gelecek gibi İnşallah, görünüyor tabii, mu? Tabii, yani biz, yani gündemi değiştiren bir müjde mi olur? Olur, bu? Öyle tahmin öyle ediyorum. Çünkü biz hem Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık bu projeyle birlikte bu ve benzeri sorulara verdiğimiz bir cevap var. Hem milletimiz kazanacak hem devletimiz kazanacak. Tabii ki şüphesiz burada yapılan çalışmalar için ciddi bir bütçe harcıyoruz. Onu da dikkate almamız gerekiyor. Ama buna rağmen hani insanımız da neredeyse bir asırdır sabırsızlıkla beklediği bir proje olacak. Hiç şüphesiz bunu vatandaşımız da hissedecek. İpucu var mı Sayın Bakan? Bayağı ipucu verdim aslında. Peki efendim, bu yatırımın rakamsal büyüklüğü ve ölçeği hakkında böyle ilave birkaç şey daha paylaşalım mı izleyicilerimizle? Şöyle. Bir de gazın toplam değeri hakkında bir, yani projeksiyon anlamında bir rakam paylaşabilir misiniz? Değeri anlamında. Şöyle söyleyeyim. Yani buradaki yatırımla alakalı olarak tabii biz 2,5-3 yıldır hala harcamalarımızla devam ediyoruz. Henüz daha bir gelirimiz yok ama takdir edersiniz ki yani çok büyük bir projede henüz daha finalize edemezsiniz. Proje bittikten sonra, yani ilk fazı itibariyle biz bu rakamları da paylaşacağız. Zaten Türkiye Petrolleri bir kamu iktisadi teşekkülü. Şeffaf. Harcamalarını da zaten gerek mecliste olsun gerekse KİT komisyonunda paylaşıyoruz. Bu rakamı da paylaşırız. Şu anda yani verirsek yanıltıcı olabilir. Çünkü hala bir takım maliyetlerimiz de devam ediyor. Gazın değeriyle ilgili olarak da uluslararası piyasalardaki değeri itibariyle bakmak gerekiyor. Yani bu ölçekte tabii gazı bugünden hemen sisteme verme imkanınız yok. Çünkü yani 710 milyar metreküp biz ne tabii dedik? O yüzden bir projeksiyon olarak yani 30-35 yıllık bir şeyden bahsettik. Nedir o? Süreden bahsettik. Bu rakamlar zaman zaman düşüyor, zaman zaman da yükseliyor. Çünkü birim fiyatlarla ilgili bir boyutu var. O açıdan onu biz genellikle pek telaffuz etmek istemiyoruz. Ama şöyle söyleyelim, herhalde bugün uluslararası piyasalardaki değeri yaklaşık olarak bir 500
500 milyar doların üzerinde bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. 500 milyar doların evet, üzerinde. Evet. Ama bu işte artabilir. Doğru. Değişkenlik gösteren yani, bir şey uluslararası pazarda. Geçtiğimiz yıl tabii yani geçtiğimiz yıl çok daha yüksek bir değer vardı. Bugün böyle, yarın ne olacağını şimdi bilemeyiz. Efendim, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, yani her sene başka bir hadiseyle karşılaşıyoruz. Bir dönem ağırlıklı olarak Orta Doğu Savaşı'nın etkileri enerji maliyetlerini ortaya evet, koyuyordu. Şimdi bir Rusya-Ukrayna Savaşı devam etmekte. Bunun bir etkisi var. Bir pandemi yaşandı. Dünyada yani enflasyon ortamının içinden geçilen bir küresel belirsizlik var. Evet. Bir durgunluğa mı giriliyor diye bakıldı. Dolayısıyla bütün bunlar enerji maliyetleriyle de doğrudan ilişkili konular. Yani gelecek sene ne olacağını evet, bilmiyoruz. Bir de tabii yani kışın Kuzey Yarımküre ülkelerinde ve genel olarak dünyada ne kadar sert geçeceği de evet, değil mi, belirleyici oluyor enerji tabii, maliyetlerimizde. Tabii. Arz talep belirleyici. Değil mi? Arz talep mesi. Ama Türkiye enerji, yani petrol ve doğalgaz konusunda zengin bir ülke olmamasına rağmen bir enerji merkezi olma yönünde adımlar atıyor. Bu izleyicilerimiz bakımından biraz enteresan gelebilir. Yani biz nasıl enerji merkezi olabiliriz ki diyebilirler. Bunu biraz anlatmanızı rica edebilir miyim? Tabii. Bu yönde hangi adımlar atılmakta? Doğru. Şimdi biz özellikle kendi ihtiyacımız için olan elektriği mümkün olduğu kadar yerli yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya çalışırken, ama ihtiyacımız olan ve yerli kaynaklarla karşılayamadığımız kısmı da başta komşu ülkeler olmak üzere, işte biliyorsunuz Rusya'dan doğalgaz ithal ediyoruz, Azerbaycan'dan, İran'dan boru hatlarıyla doğalgaz ithal ediyoruz. Sadece kendi ihtiyacımız için değil, zaman zaman bu ülkelerle geliştirdiğimiz ortak projelerle de Avrupa'ya da bu gazın nakli konusunda önemli roller üstlendik. Yani Avrupa'nın doğalgaz arz güvenliğine de katkı sağladık. Bulgaristan'la bir adım atıldı. Bulgaristan'la işte geçtiğimiz yılın son günlerinde, yani bu yılın başında önemli bir anlaşmaya da imza atmış olduk. Yine mesela TANAP hattı biliyorsunuz Türkiye üzerinden Yunanistan ve Arnavutluk, en sonda İtalya'ya kadar giden bir boru hattımız var. Azerbaycan üzerinden. Azerbaycan üzerinden geliyor. Hazar. Bizim şu anda iki tane kara terminalimiz var, doğalgaz, sıvı doğalgaz işleme terminali, LNG terminali adını veriyoruz. Biz ama bunlara üç tane de FSRU adı verilen mobil yüzer LNG terminali ekledik. Evet. En sonuncusunda Saros'ta. Yani Saros'a 3. FSRU gemimiz geldi, çalışmaya başladı ama deprem ve diğer yoğunluklardan dolayı gidip açamadık da açıkçası. Ha, onun hala bir müjde olarak paylaşabiliriz evet, değil mi? Rahatlıkla. Yani izleyiciler FSRU diye yazarak açılımına bakabilirler. Doğru. Bunun ne olduğunu da bir cümle yani, bir daha söyleyeyim mi? Floating Storage evet, Regasification Unit. Evet. Ama Türkçesi İngilizcesi şu bu, hani yüzer tekrar gazlaştırma tesisi. Tamam. Bu yeni haberin, bu yeni bilginin nasıl bir önemi olduğunu da bir kere daha vurgulayalım. Buradan ilk defa paylaşıyorsunuz. Doğru. Daha önce iki tane FSRU gemimiz vardı. Birisi Ege'de, birisi Hatay'da, İskenderun'da. Şimdi buna Saros'ta, yani Edirne Saros Körfezi'nde bir üçüncüsünü daha eklemiş olduk. O özellikle bizim batı tarafındaki arz güvenliğimiz açısından son derece önemli. Çünkü doğalgazı biz ağırlıklı biliyorsunuz yine Marmara ve civarında tüketiyoruz. Bir de yine bu terminal üzerinden biraz önce bahsettiğim gibi komşu ülkeler, Balkan ülkelerine, Güneydoğu Avrupa ülkelerine de gaz sevkiyatı imkanını da kazanmış oluyoruz. Yani doğalgaz konusunda dolayısıyla ticaret merkezine geliyorduk. Hani ilk soruya lütfen tekrar dönmüş olalım. Şimdi Türkiye yaklaşık 50 ile 60 milyon metreküp arasında doğalgaz tüketen bir ülke. Ne kadar doğalgaz getiriyoruz, işleme kapasitesine sahibiz diye baktığımızda, gerekse boru hatları, gerek bu bahsetmiş olduğumuz LNG terminalleriyle birlikte biz 100 milyar metreküpe kadar doğalgazı getirip işleyip sisteme verme imkanına sahibiz. Demek ki bunun 60'ını kendimiz tüketsek 40 milyar metreküplük diğer gazı da biz komşu ülkelere buradan ticaretini yapıp satabiliriz. İşte gaz ticaret merkezi olma hedefi de aslında buradan çıktı. Bir taraftan kendi arz güvenliğimize yapmış olduğumuz bu projelerle ciddi katkı sağlarken, bir taraftan da özellikle Doğu Avrupa, Güneydoğu Avrupa ülkelerinde de önemli bir ticaret merkezi olma fırsatı yakalamış olduk. Bununla alakalı olarak da bazı adımları da attık. Aslında
bu bir iki gün önce de meclisten geçen bir kanunla da ilk yasal düzenlemelere de kavuşmuş olduk. İnşallah Cumhurbaşkanımız onayladığında da o yasal düzenlemeler de geçmiş olacak. Çünkü eski kanunda, piyasa kanunda biz biraz daha iç piyasaya dönük düzenlemeler yapmıştık. Ve orada daha kısıtlayıcı tedbirler vardı. Hem BOTAŞ açısından hem de özel sektör açısından. Şimdi bu yeni çıkan kanunla birlikte hem BOTAŞ'a hem de özel sektöre daha fazla serbestiyet getirmiş olduk. Vatandaşa nasıl yansır bu? Bu ne kadar çok oyuncu olursa, mal ne kadar çok bollaşırsa bu bölgede fiyat düşer. Rekabetçi bir ortam yaratır. Ne dedik? 100 milyon metreküpü sokuyoruz. Bunun biz 55-60 milyon metreküpünü tüketiyoruz. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Malın bol olduğu zamanlarda ve yerlerde fiyat daha düşük olacak. Şu anda Türkiye olarak biz bu doğal gazı aldığımızda ister istemez Avrupa'da oluşan doğal gaz ticaret merkezlerinde oluşan fiyatlar dikkate alınıyor referans olarak. Ama şimdi Türkiye'de bir referans alınan bir fiyat oluştuğunda bundan öncelikle Türkiye'deki vatandaşlarımız, sonra da Avrupa'ya buradan gaz ticareti yaptığımız diğer ülkelerde aslında bunu avantajı kullanmış olacaklar.